Antalya'mızda şu andaki konut satışlarımız, biliyorsunuz Antalya'mız turizm başkenti, dünyanın her yerine göç aldığı için şu anda maalesef ki maalesef konutlar çok az denecek kadar yok haldeler. Bununla birlikte tabii ki konut satışlarımız düştü. Bunun düşme sebeplerinin başında konut olmaması. İkinci sebebi kredi faiz oranlarının birazcık yüksek olması. Bu Nisan ayında yaklaşık 1024 tane konut satılmıştır Antalya'mızda. Dediğim gibi bu geçen yıllara göre tabii ki düşük olma sebepleri de biraz önceki saydığım sebeplerdir. Herkes bütçesine göre ev almaya çalışıyor. Fakat en çok tercih edilen Konyaaltı, Muratpaşa bölgesi. Antalya'mızın denize mesafesi 5-10 dakika içerisinde her türlü Antalya'mızın her bir köşesinden denize ulaşabiliyoruz. Onunla alakalı her taraftan da şu anda satışlar güzel bir şekilde, biliyorsun, bu sitelere girip burada sitelerden alışveriş yapıyorlar, ev alıyorlar, araç alıyorlar, kiralıyorlar ama buradaki 3-5 kuruş ucuz alacağım derken dolandırılıyorlar. Bunlara birazcık daha dikkat etmelerini, önemli rica ediyorum. Vatandaşlarımızın ev alırken, araç alırken mutlaka ama mutlaka ruhsat sahibi, tapu sahibi olduğunu ve olduğunu emin olduktan sonra mutlaka ve mutlaka tapu sahibine ve ruhsat sahibine bankadan havale yapılmalarını rica ediyorum. Çünkü öyle olmadığı sürece bir hak talep edemiyorlar. Bütün yıl, bütün ömür boyu kazandıkları kazançlar bir anda çöp oluyor. Buna çok dikkat etsinler ve emlakçının diye geçinip yoldan geçenlerden alışveriş etmesinler. Mutlaka maliye kaydı, oda kaydı, yetki belgesi var mı diye sorsunlar. Yoksa alışveriş etmesinler. Yani ben bunu neden söylüyorum? Bugünlerde çok fazla dolandırıcılık var. Arkadaşlar dolandırılıyor, sonra bana dönüyorlar. Başkanım, biz dolandırıldık. Kime dolandırdınız? İşte şu isim. İsme bakıyorum, kaydı yok, küre yok. O insanı bulamıyoruz. Ama benim odama maliye kaydı, oda kaydı olsa bir şekilde o insanı bulup o mağdur olan insanlara yardımcı oluyoruz. Günlük böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Onun için vatandaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen ama lütfen ömür boyu kazançlarınızı çöp atmayınız. Alışveriş ettiğiniz, aldığınız emlakçıdan, galericiden ve kimden olursa buna dikkat edin. Kim olduğunu sorun. Öğrenin, ondan sonra alışveriş edin diyorum. Antalya'mızın insanları sıcaktır. Havası sıcaktır. Denizi sıcaktır. Antalya'mız, biliyorsunuz, bundan 2 yıl önceye kadar emekli şehriydi. Emekli nereye gider? Havası güzel olan yere, insanı güzel olan yere, ucuz olan yere gider. Bizim Antalya'mızda böyle bir özelliği var. Antalya'mızdan yarım saat sonra karla buluşuyorsun. Yarım saat sonra karla buluşuyorsun. Karda kayak yapıyorsun, kar yiyorsun. Yarım saat sonra aşağı iniyorsun, denize giriyorsun. Enflasyon var. Enflasyon olduğu için fiyatlar otomatikman artıyor zaten. Bunun dışında bir de arz talep meselesi var. Sahil bandında artık inşaat yapacak yerimiz kalmadı. Kalmadığı için oradaki evlerimizin fiyatları da otomatikman olarak arttı. Bunun üstelik bir de Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok fazla yabancı göç aldı. Bu göç sebebinden bu fiyatlar 400 bin dolara verildiği zaman tabii ki insanlar birkaç ev aldı. Birine kendi oturdu, birini fahiş fiyata verdi. Fahiş fiyata verince bizim Türk vatandaşımız da bunun fiyatı bu şekilde, benimki neden böyle değil derken fiyatlar otomatik olarak arttırdılar. Hala bu yabancılar hiçbir maliye kaydı, oda kaydı olmadan kendi içlerinde ev alıp satıyorlar, kiraya veriyorlar, fahiş fiyatlara veriyorlar. Aynı zamanda bizim esnafımız %2 komisyon alırken bunlar %10'a varan komisyonlar alıyorlar. Bunlar fiyatların artmasına sebep oluyorlar. Bununla alakalı da işte dediğim gibi bir denetleme olması lazım. En kısa zamanda ben devletimizin bu konuda denetleme yapacağına inanıyorum. Zaten son zamanlarda bunu görüyoruz inşallah. Yıllar önce ben 1 artı 1 ev gördüğüm zaman bu ne işe yarayacak diyordum. Şimdi Antalya'nın her tarafı 1 artı 1 oldu. Şu anda Antalya'da yapılan dairelerin %90'ı 1 artı 1, 2 artı 1 de yapılıyor zaten. Her geçen gün teknoloji artıyor. Yani tabii ki güzelleşiyor Avrupa ili bir şekilde. Dediğim gibi ön bahçeleri falan çok güzel, girişleri falan daha modern yapılıyor. Daha estetik, daha görüntüsü güzel, daha bahçesi güzel, çevre düzenlemesi daha güzel şeyler şu anda daha güzel, bunların üzerine önemli gidiliyor yani. Şu an bir durgunluk var. Malum seçimlerden dolayı etkilendik. Beklemedeler. Çoğu yatırımcımız ve emlak alacak kişiler şu anda beklemede. Dışarıdan gelen yabancı yatırımcı da durmuş durumda şu anda. Anda yabancılarımızın çoğu tekrar satış yapıp giden geri dönenler de var yani aynı zamanda.
değişim yaşadı. Şöyle değişim yaşadı. Konfor alanlarımız güzelleşti. Havuzundan otoparkına kadar bunlar bir detaydır. Ve bu detaylara daha çok dikkat etmeye başladılar. Yabancılardan ziyade kendi halkımız da bu konforu istiyor artık. Tabii ki insanın evi her şeyi. O yüzden de konfor alanına bakıyorlar. Bölge bölge değişiyor aslında da şöyle bir şey var. Otoparkı ve havuzu öncelikle malum Antalya, turizm şehri, sıcak iklim. O yüzden de havuzu ve otoparkı, güvenliği çok önemli. Tabii ulaşımın kolaylığı yabancılar için, denize yakınlığı çok çok önemli. Bunların içerisinde yine güvenlik çok çok önemli yabancı yatırımcılarımız için de. Şöyle diyebilirim, aslında karma bir talep var fakat Kepez'de çok büyük bir yatırımcı kayması var. Çünkü Konyaaltı ve Lara'nın yatırımcımızdan ziyade emlakta yani gayrimenkulde yapımının az olmasından dolayı tabii ki Kepez'de de yaygın bir şekilde satış var. Önümüz sezon yeni açıldı. Yabancı yatırımcımız yine gelecektir. Fakat faiz oranlarımız kendi Türk yatırımcılarımız, milli yatırımcılarımız için kredilerin yükselmesi, artışı çok çok etkiliyor. Kredilerimizde daha esnek davranırsak bence satışlarımız yine güzelleşecektir diye düşünüyorum. Özür dilerim. Bakın kardeşim ya. Çallı derim ya. Bakın çallı derim.